Merhaba, bugün 12 Eylül 2019 günlerden ve tarih 2019'u gösteriyor takvim yaprakları ve 2019 Perşembe günü bugün 1980'de Cuma gününü gösteriyordu. 12 Eylül Cuma gününü gösteriyordu. Ne olduysa o gece olmuştu. Evet, inşallah bu ülke yine o 12 Eylülleri, 60'ları, 80'leri işte onları bunları yaşamaz ama güzelliklerini de yaşar inşallah. Çünkü her geçen gün biraz daha farklılaşıyoruz ve her geçen gün biraz daha ötekileşme her iki taraf içinde, her iki kutup. İki kutup kelimesini kullanıyorsak bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Ancak şu da bir gerçek. Zaman zaman bu ülkede güzel işler de oluyor, güzel şeyler de oluyor. Özellikle siyaset alanında gerçekten bütün toplumun görmek istediği, insanların baktığı zaman işte bu dedikleri güzelliklerde olmuyor değil. Bugün onları da konuşacağız bugün. Hep birlikte. Ne var ne yok diye bakacağız öncelikle. Gazetelerde bugün ne var ne yok diye bir bakalım. İsterseniz önce gazete sayfalarına bir bakalım ki ne nerede nasıl olmuş, kim nerede ne yazmış. Sistemler mi yoksa kişiler mi? Şimdi Milli Eğitimi 2 gündür Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü, ki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tabii şeysinde değil, genel olarak engellilere eğitim konusunda engel çıkarıldığı gazetelerde var. Bugün de Engin Korkmaz Körfez gazetesinden onu köşesine almış. Kokuşmuş sistemin üyeleriyiz hepimiz diye almış. Biliyorsunuz bir gazeteci arkadaşımızın engelli bir kızı, %95 engelli olmasına rağmen, bütün belgeleri hazır olmasına rağmen eğitim konusunda kendisine her türlü engelin çıkarıldığını sosyal medyada birkaç gündür paylaşıyor. Dün de bu konuyu konuşmuştuk. Onu yine konuşacağız. Hürses gazetesinin manşetinde Böcek Külliye'de haberi var. Yeni yüzyıl turizmde ses getirecek dönüşüm. Bir bakacağız turizmde ne ses getirecek, nasıl bir dönüşüm olacak, ne olacak? Yeniden bu artık miadını dolduran bazı oteller yeniden teşvikle dirilecekler mi sahil kenarında? Biraz daha arsalarını, arazilerini mi büyütecek? Yoksa turizmde yeni alternatifler mi olacak? Yani aklın yolu bir. Alternatif ürettiğiniz sürece turizmde varsınız. Alternatif üretemezseniz, alternatif üretmezseniz sadece deniz, kum, güneş, hello yetmiyor. Ona bakacağız. Bugün gazetelerde var. Gazete Birim Başkanı Atsu Arap Odalar Birliği'ni konuk etti demiş. Ha, para kimdeyse dostu o ya. Para var, huzur var. Değil mi? Bir taraftan baktığınızda da öyle. Altın Portakal Expo'ya gelmeli demiş. Kim demiş bunu? Tarım Orman İl Müdürü Özen. Altın Portakal Cam Piramit'te yapılıyor da neden Expo'da yapılmıyor? Oraya kimse gelmez deniyor. Niye gelmesin? Cam Piramit'teki etkinliğe gelenler onun yakınında ikamet ediyorlar dedi. Yani oraya geliyorlar da oraya niye gelmesinler? Bir defa Cam Piramit'te biraz daha ulaşım sağlıklı. Şimdi diyecek ki Sayın Müdür şey var orada. Nedir? Tramvay var. Doğrudur. Tramvay var. Fakat ondan sonrası nasıl var? İşte bütün mesele orada zaten. İçeride nasıl bir ulaşım sağlanacak? Onu da bir bilmek lazım. Gelen araçlardan otopark parası kaç lira alınacak? Espri yapıyorum otoparkı. Çünkü geçmişte Antalya'dan kimse gitmesin diye her yol denendiydi Expo'ya. Ankara projesi ki. Nasıl ki elde kaldı mal, a dediler Antalya'nın. Geçmişteki hataları şimdi telafi etmeye çalışıyoruz ama bir defa o kristal kırıldığında ne kadar yapıştırırsanız yapıştırın bir daha aynı şeyi bulmuyor. Eskisi gibi olmuyor. İlk başlangıçta hep beraber el ele verilseydi, hep beraber Antalya'daki sivil toplum örgütleri de işin içerisine direkt alınsaydı, göstermelik değil de, onlar da alınacak olan kararlarda etkin rol oynayabilseydi, bugün bunları tartışmazdık. Çünkü neden? O zaman Antalya'nın dinamikleri, Antalya STK'ları zaten ne olması gerektiğini az ya da çok yol gösterici olurlardı. Ama o zaman çok bilenler vardı. Çok bilenler hep bildiği için işte çok daha hiç yanılmadılar. O çok bilenler hiç yanılmıyor. Şimdi elde kaldı ne yapacağız diye uğraşıyorlar.
Ne yapabiliriz burayı? Oysa Expo alanını dönüştürülebilir, bazı projelere dönüştürülebilir, dönüşebilir sisteminde yapmış olsalardı, inşa edilmiş olsaydı böyle olmazdı. Siz yaptığınız Kule-i Bileğir'i yapıp da 22-23 kişilik asansörü 14'e, 12'ye, 11'e indirirseniz bunun içinde bir şey var. Ve oradaki aksaklıklar halen daha o işte geçmişteki yapılan hataları telafi edebilmiş değiliz. Antalya'da Perge Caddesi'nde sanıyorum gelirken bir trafonun üzerinde var. Expo 2016 çocuk çiçektir bilmem. Hiç çocuk çiçek teması gördünüz mü orada? Ya yani gittiğinizde hani geçmişte gidenler vardır biz pek davet edilmezdik. Çünkü biz muhaliftik. Muhalifleri sevmezler. Doğru söyleyeni sevmezler. O gidenler acaba hangi çiçekle çocuğu bir arada gördüler? Evet, botanik bahçeleri muhteşem süslenmişti. Hiç gördünüz mü orada bir çocuk etkinliği gördünüz mü? Ben merak ediyorum. Expo boyunca çocuk etkinliği yapıldı mı? Bir açılışta mı yapıldı? Öyle bir şey oldu herhalde. Ondan sonra da çocuk etkinliği görmedik. Ben görmedim şahsen, gitmedim. Ha, gitmeyince de göremezsin diyorsun. Evet, doğru. Gitmeyince göremiyorsun. Ama bugün işte böyle uğraşıyoruz. Altın portakal mı gelsin buraya, gümüş portakal mı? Şimdi bugün altın portakal ismini kullananlar, dün altın portakal ismi kaldırıldığında ne kadar tepki koydular acaba? Bu Antalya'nın bir simgesidir, Antalya'nın bir değeridir, Antalya'nın bir markasıdır diyen kaç kişi vardı bu şehirde? Altın portakal isminden vazgeçmeyin diyen kaç kişi vardı acaba? Ama bugün ne güzel ha, nasıl olsa bir ön açıldı. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var. Muhittin Böcek var. Altın Portakal'da ismi geri geldi. Artık Altın Portakal'ı kullanabiliriz. Kaybettiğinizde, değerlerinizi kaybetmeye başladığınızda sahip çıkmaya çalışırsanız bugün yine konuşma hakkınız olur. Yüzünüz olur. Ben hep söyledim. Antalya'da film festivali dediğinizde benim aklıma sadece Altın Portakal gelir. İsmini istediğiniz kadar değiştirin. Çünkü Altın Portakal bu kentin bir değeridir. Bu kentin yükselen yıldızıydı ama bu kentte doğup da hani Antalya çocukları öbürü de işte ben sordum o zamanlar da çok sordum. Biz ne çocuğuyuz diye. Bu kentin değerlerini yıkmaya çalışırsanız kaybedersiniz. Bu kentin değerlerine sahip çıkmak lazım. Bu kentte değerleri siz belirlemiyorsunuz. Kent kendisi belirliyor. O yıllarca o kent onu benimsemiş. Demiş ki benimle birlikte altın portakal dediğinde aklına Antalya gelir. Ama siz ben ismini değişeceğim işte bilmem nerede. Kan film festivali şöyleymiş öbürü böyleymiş. Ya bırakın bunları dışa özentiyi bir bırakın ya. Bir özünüze dönün öze döneceğiz. Antalya Antalya'dır. Altın portakal da Antalya'nın film festivaliydi. Hala daha bakın gel diye Muhittin Böcek seçimde sözünü vermişti. Altın portakal. Ha ve gelmeseydi Muratpaşa Belediyesi Altın Portakal Film Festivali'ne yükleniyordu. Bir de bu taraftan bakalım. Yiğidin hakkı yiğide. Eleştireceğiz, eleştirisel bakacağız ama doğruyu yapanı, kentin değerlerine sahip çıkan değerlere de biz sahip çıkmalıyız. Şimdi bugün konuşacağız, biraz sonra konuşacağız. Şeydeki Ankara'da Cumhurbaşkanı'yla belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının buluşmasını konuşacağız. Geçmişte ben gidip tanımıyorum o Cumhurbaşkanı'nı deyip karşılamam Antalya'ya geldiğinde söylenen o kelimeden sonra Antalya kazandı mı kaybetti mi? Mustafa Akaydın dönemiydi. Kaybetti Antalya, kaybetti. Siyasi görüş olarak çok ters olabilirsiniz. Hiç sevmeyebilirsiniz, hiç benimsemeyebilirsiniz. Hiç de oy vermemiş olabilirsiniz. Ama makamlar ülkenin temsil ettiği, ülkeyi temsil eden makamlara saygı duymaya hepimiz mecburuz. Ben de saygı duyuyorum. Ha yeri geliyor eleştiriyorum. Cumhurbaşkanlığı makamında yapılan bazı beğenmediğim konuyu ya da bana göre, benim düşünceme göre yanlış olan konuyu da eleştiriyorum. Ama bu demek değildir ki Cumhurbaşkanlığı makamını yok sayıyorum. Ya da o AK Parti'nin genel başkanı bana ne? Yok. Dünkü buluşma bence Türkiye'nin hakikaten yıllardır beklediği,
Her iki taraf için de söylüyorum. Güzel bir buluşmaydı. Antalya açısından da çok önemliydi. Onu birazdan konuşacağız. Çünkü Antalya'nın hakikaten sadece Antalya'nın dinamikleriyle çözülemeyecek o kadar çok birikmiş sorunu var ki, sağ olsun giden belediye başkanı. Efendim ben seçilsem hepsini yapardım. Seni seçmedi halk, ne yapacağız? Yaptıklarınız ortada. Antalya'da yapılanlar ortada. Ve şimdi o yanlış yapılanları düzeltebilmek için çabalayanlar da Antalya'da. Öyle çıkıp hani bunlar böyle yapıyor, öyle yapıyor demekle olmuyor. İşte görünüyor ya her şey. Rakamlar ortada, net. Kimlere neler ne şekilde verilmiş. Ve kimlere nereler niye verilmiş. Bir de o taraftan bakalım. Niye verilmiş? Bu arada arkadaşlar sosyal medya devam ediyor değil mi? Bende mi donma oldu? Doğrudur. Şimdi şöyle bir bakalım. Dünkü toplantıdan memnun olmayanlar yazsınlar lütfen. Deyin ki dünkü toplantıdan memnun değiliz. Ne için memnun olmadıklarını da Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarının toplantısından memnun olmayanlar şu 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 konu için memnun olmadık. Ya da memnun olanlar şunun 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 için memnunuz. Ben şahsen memnunum. Bu kentte yaşayan biri olarak memnunum. Devletin üst kademesiyle kavga edersiniz, tartışırsınız. Problem yaşarsınız. Ama tanımıyorum diyemezsiniz. İşte geçmişte Mustafa Akay'ın dönemi tanımıyoruz dendi. Gidip davete karşılamam Cumhurbaşkanını. İşte havaalanına gitmem odur budur bu diyaloglar ne oldu? Antalya zarar gördü. Ha bugünkü hareket, vallahi çok güzel hareket. Muhittin Böceğin gidip ki ben diyorum genel merkez de herkesi serbest bıraksaydı gidip gitmemekte gitmeyen belki olabilirdi ama Muhittin Böceğin gitmesi gerekirdi bu kent adına ve giderdi de. Yok bir kişi gitmedi arkadaşlar soruyor da gitmeyen var mı diyor o da Çin'de ya Türkiye'de değildi. Bu şunu gösteriyor demek ki biz ortak akılla sorunları çözeceğiz. Yani Antalya'da işte CHP kazandı işte Cumhurbaşkanı da AK Partili işte Antalya'nın şeyi bir yok böyle bir şey yok. Diyalog her şeyi çözer ve Muhittin Böcek bu diyaloğu sağlayabilecek kapasitede sağlayabilecek yaratılışta ve sağlayabilecek öngörüye sahip bir insan. O Ali Orhan Muhittin Böcekçi oldun. Yok ben kimseci olmadım. Bu bakın Muhittin Böceği şu ulaşım konusundaki öğrenci kartı konusunda her sabah burada söylüyorum. Öğrenci kartı gelmeli bu kente. Ve öğrenciler pasoyla, aylık pasoyla binmeli. İstediği kadar binsin. Ya bırakın geleceğimize böyle bir şeyimiz olsun. Katkı olsun mu kent? Burada eleştiriyorum ama gelelim diğer diyaloglarında birçok yerde alkışlıyorum. Dünkü hareketi gerçekten alkışladım. Onun detaylarına biraz sonra bakacağız. Bazı gazetelerde var. Expo'dan başladık. İşte Antalya'da bir hizmet yaparken ya da Antalya'ya bir proje getirirken Antalyalıyı bunun dışında tutarsanız tutmuyor. O proje tutmuyor. Gerçekten tutmuyor. İstediğiniz kadar ben Antalya çocuğuyum deyin. İstediğiniz kadar ben çoban çocuğuyum deyin. İstediğiniz kadar ben şuralıyım, buralıyım deyin. Tutmuyor. Arkadaşlar Antalya, Antalya'da doğanların değil, Antalya'yı yaşayanların kentidir. Ben bu kentin bir bireyiyim. Ben bu kentin yaşayanıyım diyenlerin kentidir. Bütün şehirler öyledir. Ama bunu şimdi kalkıp da ya ben Antalya çocuğuyum işte yemezler ya. Yani ne yapacağız şimdi? Biz Antalya'da doğmadık. Benim elimde miydi? Nerede doğmak istersin diye. Benim elimde olsaydı 100.000 sefer hemşinde doğmak isterdim. O ayrı bir şey. Ha Antalya'yı sevmiyor musun? Ortada. Seven de ortada, sevmeyen de. Bu kentte kendini seven de var, kentini seven de var. Hepsini biliyoruz. Evet, devam edelim. Diğer gazetelerde neler var?
Manşet gazetesi masada artık Antalya var demiş. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, zeytinyağı sektörü masasında artık Antalya var. Ya eskisi gibi devam edeceğiz ya da birlikte hareket edip markalaşma yoluna gideceğiz. Bakın, dünya kurulduğunda burada gidin Antalya'daki birçok antik kente zeytin işleme yerleri vardır. Bakın, bin yıllar bu kent zeytinle anılmış ve halen daha zeytinde markamız yok. Zeytinyağında. Bu neden kaynaklanıyor? Birlik, beraberlik olamamaktan. Küçük, kısır tartışmalar. Ben olayım orada hep, o koltuk vardı ya dün. Götürdüler koltuğu. Dediler ki Ali Orhan, bu koltuk başımıza iş açar dedi arkadaşlarımız. Koltuğu götürdüler dün. En sonunda buradan stüdyodan çıkarken çantamı koydum koltuğa, kimse bu koltuğu almasın dedi. İşte o koltuk korkusu. İnsanlardaki o koltuk korkusu maalesef birlikteliği ve markalaşmayı bu kentten uzak tutmuş. Düşünebiliyor musunuz ya? Zeytin demek Akdeniz demek. Zeytinyağı demek Akdeniz demek ama Antalya'nın zeytinyağında bir markası yok. Ha, bu ayıp bize yeter ya. Bu ayıp bu kentte yaşayan insanlara yeter. Bu kentte idarecilik etmiş insanlara yeter. Daha bu kentte etrafımızda, etraf civar ilçelerde ne var ne yok bilmeyenler var. Bu kentte doğup da nüfus kağıdında doğum yeri Antalya yazıp da bilmeyenler var. Ama elin Karadenizlisi vali olarak geldi. Antalya'da gezmedik, basmadık, toprak bırakmadı. Karış karış geziyor. Ve her gün Antalya'nın bir değerini daha, bunu da böyle yapmalıyız, bunu da böyle yapmalıyız diyor. Sayın Karaloğlu'na Antalya konusunda gerçekten teşekkür etmesi lazım Antalya'da herkesin. Bu kentte yaşayan herkesin teşekkür etmesi lazım. Dün alkışladığım bir hareket daha. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, o yelke yatların peş peşe dizildiğinde o şenliğe katılmış. Ne kadar güzel bir şey. Biz değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağız ve biz bu değerlerimizi sunacağız. Madem ki turizm kentiyiz, biz ne sunuyoruz turistlere? Allah'ınızı severseniz Antalya'da gelen bir turiste ne veriyoruz biz? Güneş Allah'ın güneşi, kum Allah'ın kumu, tesis bir babanın şeysi, tesisi, Antalya kentle ilgili verdiğimiz bir şey gösterin bana. Yok. Zaten kedi evlerini hatırlatma. Şimdi kedi evlerine giriyoruz, ondan sonra çıkamıyoruz kedi evlerinden. Ha, dün İmamoğlu'nun sandalyesi kırılmış, biliyorum o şeyde basına kapalı olan bölümde İmamoğlu'nun sandalyesi kırılmış. Ondan sonra onunla ilgili bir şey yapmış. Sandalyemizi kırdın demiş Cumhurbaşkanı da. Bunun demiş parasını sizden alacağız demiş. O da demiş ki efendim Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki iç safa girer parasını alalım demiş. Şeyde demiş ki İmamoğlu da demiş ki ikinci kez oturduğumda demiş daha farklı. Şeyli, sağlam otururum demiş. Ha, iki tarafta öyle ince ince mesajlar vermiş ki. Ha, güzel, bakın bunlar. Bunları biz konuşmamız lazım ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada o arabaları oraya çıkarmayın, işte işten çıkarılanlar bunları söylemesi. Bence onun orada söylememesi gerekirdi. Bakın bence böyle. Niye? Geçmişte deseydi ki Sayın Cumhurbaşkanı, geçmişte AK Partili Belediye Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığında sürgüne gönderilen insanlara çıkıp deseydi ki orada ekranlarda, ey Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, sen kimin vatandaşını nereye sürüyorsun o zaman? Çocuğuna süt veren anneyi sürdüler bu kentte. Çocuğuna süt veren, bebesine süt veren anne sürgüne gönderildi. Kimsenin de sesi çıkmadı. O bugün gidip Muhittin Böceğin yanında fotoğraf çektirip sırıtan gazetecilerin hiçbirinin sesi çıkmadı. Yine tepkisini koyan bizdik. Bu ekrandı. Onun için diyorum özgürlüklerin programı. Ne İsa'ya ne Musa'ya, halka, topluma, güzelliğe, doğruya, olması gerekene. İyi tarafları da gündeme getiriyoruz. Eleştirisel bakışları da gündeme getiriyoruz. Ve siz de zaten görüşlerinizi yazıyorsunuz. Daha nasıl bir özgürlük istiyorsunuz?
Ya nasıl bir özgürlüğümüzün olması lazım? Ha çıkıp burada ona sayacaksın, tak 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 tak, öbürüne sayacak. O Ali Orhan ne kadar iyi ettin. Ciddi misiniz? Böyle bir özgürlük yok. O özgürlük değil. İşte onlar özgürlük değil. Özgürlük ne? Toplumsal konularda ortak değerleri bulabiliyor muyuz ve toplumda insanların birbirlerine yaklaşması, birbirlerine hitap şekilleri, birbirlerinin haklarını ezmeden, gasp etmeden birbirlerine saygı duyabiliyor mu? Özgürlük bu. Benim özgürlüğümün sınırları, bakın benim özgürlüğüm sınırlı. Benim özgürlüğümün sınırları sizin özgürlüğünüzün sınırlarında sona erer. Özgürlük budur. Bir başkasının özgürlüğünü elinden almaya başladıysa o özgürlük, o özgürlük değildir, baskı rejimidir. O zaman bana göre değil. Benim özgürlüğüm sizin özgürlüğünüzün çizgilerine kadar. Sizin çizgilerinizde benim özgürlüğüm biter. Sizin de özgürlüğünüz başlar. Aa, Ali Orhan mikrofonun var. Var mı? Var. Elinde Elif de var. Bazısı der ki niye Elif diyorsun? Var. Var mı? Var. Karışanın var mı? Yok. Vallahi yok. Şu kulağımdaki sadece reklama gideceğiz. Fotoğraf geldi. Gazeteler geldi. Bunun içindir. Yönetmen arkadaşım kimse orada onunla. Bunun dışında en ufak bir şey yoktur. Bu kadar özgürüm. Ve diyor ki Hasan diyor ki seninle konuşacağını ben buradan yazılı veriyorum. Hasan gel abi bu konuştuğumun dörtte birini konuş istediğini vereyim. Yazılı vermeyeyim istediğini vereyim. Espri yapıyorum. Tabii ki çok daha farklı şeyler bakarsın. Yani anlatmak istediğim şu. Evet özgürüm. Nereye kadar? Sizin özgürlüğünüzün sınırına kadar. Ki doğrusu da o. Gerçek gazetesi. Gideceğiz, reklama gideceğiz. Gerçek gazetesi diyor ki yine taş ocağı, yine isyan. Taş ocağıyla ilgili isyan etmeyen varsa kendini ve geleceğini sevmeyen insandır. Mermer ocaklarına isyan etmeyen varsa kendini ve geleceğini sevmeyen insandır. HES'lere isyan etmeyen varsa doğru olan eyvallah. Projesi düzgün olur. Harbiden orada maden araması yapılır. Başka bir şey aranmaz. Bazı maden arama ayaklarından farklı şeyler aranır ve onu da Türkiye'de bir kişi yurt dışına götürür. Onu da söyleyeyim. O isyanı da konuşacağız sizinle. Finike, Alacadağ, Sedir ve Kızılçam ormanlarına Adalya mermer firması tarafından açılmak istenen taş ocağı için kollarını sılamış o platform. Evet, taş ocakları mücadele platformu. Biliyorsunuz değil mi? Onun için o Finike'de o taş ocakları iki çevrecinin canına mal oldu. Ali ve Ayşin Büyüknoğlu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar gitti. Çevre sahipsiz ya da çevre dostsuz kalmadı. Yine var. Yine sürdürülüyor. Hiç mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Ama o insanların suçu neydi? O insanların suçu size güzel bir gelecek bırakılsın diye uğraşmaktı. Hilal gazetesi diyor ki değişim başlıyor. Evet değişim başladı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Değişimi. Mesela eğitimde müthiş bir değişim var. Nasıl bir değişim? Kimin ne ettiğinin belli olmadığı bir değişim. Vallahi kimin ne ettiği belli değil. Onu diyeyim. Ama Hilal'in bahsettiği AK Parti'deki değişim. Büyük kongre bir yıl erken alınınca il ve ilçelerdeki ilçe kongrelerde erkene çekilmiş oldu diye haber var. Antalya Gündem diyor ki eğitimde değil sarayda tasarruf göndermede bulunmuş. Körfez gazetesi Lara korunacak demiş. Güzel bir haber bunu da paylaşacağız sizinle. Ekspres gazetesi meslek liseleri üretip kazandı başlığı var. Şimdi ne var? Kısa bir araya gideceğiz. Şu ana kadar olan bütün konuşmalarla ilgili ya da söylediklerimizle ilgili ya da sizin gündem olarak konuşulmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Hep birlikte konuşuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yine birlikte oluyoruz. Kısa bir ara geliyoruz.
biraz önceki bölümde neleri konuşacağımızı söylemiştik, neler yapacağımızı söylemiştik. Bugün bir kez daha söyleyeyim. Bugün 12 Eylül 2019 günlerden Perşembe. Eylül'e dair, 12 Eylül'e dair düşünceleriniz varsa bunları yazabilirsiniz, bunları konuşabiliriz. Ve Antalya'nın dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon kanalı Kanal V'de bu program, yani özgürlüklerin programı, yani sizin programınız. Yani sizden yana, doğadan yana, doğrulardan yana olan program devam ediyor. Ve şimdi sizi Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'da dün önemli bir toplantı vardı. Türkiye'deki büyükşehir belediye başkanları köşkteydi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte oturdular, konuştular. Ne konuştular? Hani derler ya bizde, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gördüklerinizi anlat diye. Biz bize gelenlere bakacağız ama yorumlarımızı da yapacağız. Bizim de kulağımıza gelenler var. Bizim de yaptığımız istihbaratlar var. Bize de gelen özel bilgiler var. Onları da konuşacağız. Ama önce sizi bir külliyeye götürelim. Orada belediye başkanlarına nasıl hitap etmiş Sayın Cumhurbaşkanı? Ve orada neler olmuş? Yankıları gerçi gazetelerde de var. Gazetelerde değil, bölüm olarak var da daha çok internet sitelerinde iyi haber alan. Mesela haberimiz var net. İdris Özyol gerçekten iyi istihbarat yapmış ki dün en erken haberde oradaki yapılan bir görüşmeyi Sayın Böcek'le Cumhurbaşkanı'nın kaç dakika dahi görüştüğünü hemen paylaştı. İşte bunlara ihtiyacımız var. İşte o benim haber alma özgürlüğüm. Sağ olsun. İdris Özyol, ondan sonra Ebru Küçükaydın, o ikisinin idaresinde güzel bir internet sitesi. Haberi anında alıyorsunuz. Ondan sonra özgür. Ondan sonra benim programın gücü nerede biliyor musunuz, özgürlüğünde? Ya ben gittiğim her yerde inanın son derece insanlar sıcak ve yakın davranıyor. Ha bazısı böyle o diyor. İşte bazısı televizyondaki sakallı, bazısı o diğeri geliyor yanıma şu konuda böyle olsun, bunu böyle yapalım. Bakın şöyle ediyoruz, teşekkür ediyoruz diyenler var, eleştirenler var çok doğal olarak. Ha bu onların da özgürlüğünden kaynaklanıyor. Neden? Çünkü özgürlüklerin programını izliyorlar. Mesele bu. O biliyor ki Ali Orhan'a ne derse desin, Ali Orhan nasıl özgürce düşüncelerini söylüyorsa, biz de özgürce düşüncelerimizi söylediğimizde Ali Orhan'dan bir tepki olmaz. Tabii ki olmayacak ya. Ben her zaman söylüyorum, ben şahsen sizin ekrandaki yüzünüz olmaya çalışıyorum. Sesiniz olmaya, kulağınız olmaya, gözünüz olmaya. Yani ben sizin adınıza burada işte ekran önündeki kişiyim. Ama bu programı hep birlikte yapıyoruz. Bugün Hür Ses gazetesinin manşetinde var. Hür Ses gazetesi geldi mi? Yok, gelmedi. Gelmedi. Akşamdan gönderilmedi. Ara ara gönderiyorlar, ara ara göndermiyorlar. Keyfi saadet içinde ruhenden midir nedir diye bir şiir vardır. Öyle oluyor. Herkes keyfine göre davranıyor, kızmıyorum. Ben de ona göre ekrana getirebiliyorum. Mesela iki gazete akşamdan geldi. İkisini getire... Ha bu dursun. Ondan sonra o ikisini ekrana getireceğiz. Niye? Çünkü tarlada izi olanın harmanda yüzü oluyordu ondan. Şimdi diyor ki Böcek Külliye'de. Hür Ses gazetesinin manşetinde Böcek Külliye'de başlığı var. O zaman ne yapalım? Bizim görüntülü haberimiz var. Haber merkezimizin hazırladığı. Onu izleyelim. Ondan sonra konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarımı da bekleyin. İzliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin de yer aldığı 10 CHP'li ve 1 MHP'li başkan olmak üzere 29 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağırladı. Toplantıda kayyum atanan Büyükşehir Belediye Başkanları yerine valiler de hazır bulunurken Çin'de bulunan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. Salonda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanları'yla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları'yla belediyelerin sıkıntıları konusunda yapacağı toplantı öncesi bir konuşma yaptı. Türkiye'ye karşı yöneltilen eleştirilere verilecek en büyük cevabımız, ülkemizdeki neredeyse her vatandaşımızın bir şekilde içinde yer aldığı, işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur.
Erdoğan konuşmasının başında siyasi olarak farklı görüş ve duruşlara sahip olunsa bile ülke ve millet menfaati için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum. Sandıktan çıkan iradeye herkesin teslim olduğu manzaranın geleceğinde en büyük teminatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarından siyasi ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin mali sıkıntı yaşadığına dikkat çekti ve birlikte yapılacak çalışmalarla belediye sorunlarının çözülebileceğini vurguladı. 30 büyük şehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespit ve teklifleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun değişikliği gereken konuları mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve elbette partilerinin samimi destek vermesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında belediye başkanlarının görevlerini atasözüyle anlattı. Eskiler el işler, dil övünür derler. Hepimizin de bulunduğumuz yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini ve imkanlarını heba etmekten öte bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda belediyelerde yaşanan işten çıkarılmalara da değindi. Kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi alt üst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Toplantıda büyük şehirlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin çalışmalarının da ele alınması ve bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği özellikle o bir isim, hani kapının önüne koyduğunuz bir emekçi, bir memur, bir işçinin ne kadar mağdur olduğu konusunun altını çizerim. Geçmiş dönemde bu kentte sabahın 5'inde, sabahın 3'ünde belediyenin önünde toplanıp değişik ilçelere gönderilenler vardı. Bu kent bunu unutmadı. Unutmamak lazım. Ha, unutanlar, o sırıtanlar, onları unutanlar, onları görmezden gelenler, o sırıtanlar bugün konuşma hakkına sahip değil. Ama biz unutmadık, unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel diyor. Liyakat sahibi insanlar siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakatlıysa, o işi yapabiliyorsa yapmalı bana göre. Şimdi gelelim perde arkasına, haberin perde arkasına. Haberin perde arkası önemli. Muhittin Böcek'le Sayın Cumhurbaşkanı 9 dakika görüşüyorlar baş başa. Ve Antalya sorunları masaya yatırılıyor. 9 dakikada ne olur? 9 dakikada çok şey olur. Masaya yatırılıyor, oturulup konuşuluyor. Özellikle geçmiş dönemden bugüne gelen şikayet vari değil de yapılması gerekenler ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, yani Muhittin Böcek'ten
dosya istiyor, Antalya ile ilgili bir dosya hazırlamasını istiyor. Gerçi diğer büyükşehir belediye başkanlarından da istiyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Antalya'ya çok özel bir önem verdiğini söylüyor. Makamda oturan, koltukta oturan kişinin önemli olan kente ne katacağı diyor ve Muhittin Böcek'le ilişkisinin süreceğini, diyaloğun sürmesi gerektiğini, Antalya'nın kazanım açısından karşılıklı diyalogda olunması gerektiğini konuşuyorlar. Ve bu gerçekten Antalya adına çok önemli. Bu Antalya'nın kazancı demek. İlk bölümde de söyledim. Kavgayla bir yere varabilme şansı yok. Ha, kavgacılığı çok severim. İyi de kavga ederim. Ama eğer insanlar hani aldığı abdest, ürküttüğü kurbağayı değecekse olmalı. Cumhurbaşkanı AK Partilidir. Muhittin Böcek Cumhuriyet Halk Partilidir. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı sıfatını aldığı gün hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Muhittin Böcek de Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gün Antalya'daki herkesin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bu iki gücün, bu iki kurumun, bu iki insanın kavgası bu kente ve bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. İşte yok gitti de işte tıpış tıpış gitti de bilmiyorum. Ya bırakın bunları ya, bunlar ucuz ve küçük siyaset. Gitmezse, bakın gitmezse tepki koyacağız. Mesela ilçe belediye başkanlarıyla da bir toplantı yaptığında gitmeyene tepki koymamız lazım. Niye? Kent kaybediyor. Sen siyasi görüşünüz, ben gitmem oraya diyeceksiniz. Olmuyor. Bazı şeyler olmuyor. Bakın bu ülke hepimizin ve bu ülkede hepimiz hayat standardını daha ne kadar yükseltebiliriz diye çabalıyoruz. Ha diyeceksiniz ki Ali Orhan, bir tarafta rantçılar var, bir taraf tabii ki. Siz o diyaloğu kestiğiniz an öbür rantçılar diyaloğa devam ediyor. İşte namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olmalı sözünü bir kez daha hatırlatayım. İşte orada, oraya gitmedi ki namuslu insanlar da, rant peşinde koşmayanlar, geçmişte şu 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 rant sağlanmış diyebilsinler, desinler. Yoksa nereden bilecek Cumhurbaşkanı'nın işi gücü bitmiş. Antalya'da Boğaç ayında kime ne kadar verildi? İşte Antalya'da Konyaaltı plajlarında hangi şirket kayırıldı mı, yok. Biri söyleyecek. İşte bu diyalog bunun için önemli. Antalya'nın sorunlarını biri dile getirecek. İşte bu diyalog bunun için önemli. Antalya'nın her geçen gün daha bir dünya kentinde yerini alması, kağıt üzerinde kalmaması, turizmden yeterli geliri elde edebilmesi ve turizmde neler yapılabilir, alternatif turizmde neler yapılabilirin anlatılması için bu diyaloglar şart. Küstün kapıları kapattın mıydı? Hiçbir diyalog olmuyor ve hiç kimse kazanmıyor. Kent her geçen gün geriliyor. Bakın Muhittin Böcek'in Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan sonraki Antalya'ya bakın. Bir de geçmişteki Antalya'ya bakın. Niye? Bak bunu niye diyorum? Bir geçmiştekine bakın, bir şimdikine bakın diye. Kentte böyle bir barış havası var. İnsanlar birbirlerine artık öteki diye bakmıyor. Bunu gerçekten başaran Muhittin Böcek'tir, biliyor musunuz? Bu kolay bir şey değildir. Bu kolay kolay kazanılacak bir şey de değildir. Şimdi bakın, bir fotoğraf attım Sayın Cumhurbaşkanı ile Muhittin Böcek'in tokalaşma fotoğrafını, ki bu zaten külliyeden geçilmiş bir fotoğraf, özel bir fotoğraf değil. Şimdi bakışla bakış arasında o kadar fark var ki, o fotoğrafı hazırlıyor arkadaşlar, fotoğraf üzerinden bir yorum var. O yorumu şimdi sizinle paylaşacağım ve o yorumu farklı şekilde nasıl yönlendirilebilir? İşte bakmakla görmek çok farklı. Geldi mi? Geldi. Şimdi bu fotoğraf bütün gazetelerde de var. Çünkü külliyeden geçilen fotoğraf bu fotoğraf. Oradan bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla tokalaşması, diyaloğu değişik karelerle gönderilmiş. Şimdi Müzeyyen Çağlayan şöyle yaklaşmış olaya. Reise hayranlık ve saygı.
Reise hayranlık ve saygı. Teşekkürler Muhittin Böcek Başkan. Belki reis hayranlıkla Muhittin Böcek'e baktı. Yani niye böyle hani o ona ha, şu bu, bunu ya bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan insana kim hayran olmaz? O ayrı bir boyut. Cumhurbaşkanlığı makamı kadar onurlu, güzel bir yer olur mu? Makam olur mu? Muhittin Böcek hayranı olabilir. Bu yani işte bakın farklı bir şey aranıyor. Bunun dibinde farklı bir şey aranıyor. Ali Orhan sen de arıyorsun. Evet arıyorum. Bu fotoğrafın dibine şu yazılırdı. Kazanan Türkiye, kazanan Antalya. Bunu yapalım ya. Sabah beri anlatmak istediğim bu. Sayın Müzeyyen Sağlayan yani şey değil. Tabii ki eleştirisel bak. Ama bu fotoğraflara eleştirisel bakmayın. Bu fotoğraflarda toplumu nasıl bütünleştireceğiz? Nasıl tek toplum yapacağız? Türkiye Cumhuriyeti toplumu yapacağız. Türk toplumu yapacağız. Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi, Süryanisi, Ermenisi. Bu topraklar üzerinde yaşayan misaki milli sınırları içerisinde o bayrağa saygı duyan herkesi nasıl bir arada toplarız? Meselemiz bu. Yoksa öbür türlü tabii ki ben de eleştireceğim. Tabii ki beğenmeyeceğim. Tabii ki o fikre karşı fikir üreteceğim ama bizde üretmek yok. Üreteni tüketmek var. Muhittin Başkan oraya gitti. Muhittin Başkan genel merkez serbest bıraksaydı da giderdi. Ben bunu dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Çünkü gitmesi gerekiyor. Muhittin Böcek'i biz bu kent, biz derken bu kent olarak Antalya CHP il başkanı olarak seçmedi. Bu kent Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçti. O da onun gereğini yerine getiriyor. Önemli olan bu. Ve bu fotoğraf gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Keşke geçmiştekilerde de böyle fotoğraflar olsaydı. Geçmiştekiler derken anladı. Bir dönem gidip karşılamam havaalanında. Bir de kentinize gelen bir cumhurbaşkanını karşılamam. Affedersiniz. Orası sizin ev değil. Sizin eve gelir kapıyı açmazsınız eyvallah. Ama o büyükşehir belediye koltuğunda oturan herkes hangi büyükşehirde oturuyorsa o toplumu temsil ediyor. Kendi evi değil. Kendi evine istediğini alır, istediğini almaz. Şimdi kalksa bir bakan Antalya'ya gelse ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmek istese. Muhittin Böcek yoksa ne demezsin mi diyecek böyle bir hakkı yok. Ki demez de böyle bir hakkı yok. Ne demek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı. Ya olaya böyle bakalım. Ve ne kadar çok bakan gelirse o kadar çok biz sorunumuzu çözmeye çalışırız, çözeriz. Her bakana bir tane dosya verdiğimizi düşünün bu kentle ilgili. Her dosya bu kente eğer kazanım olarak görüyorsa, dönüyorsa zararımız ne? Meseleye buradan bakın ne olursunuz. Siyaseti bir kenara koyarak seçim zamanı gidin aslanlar gibi. Hangi partiyi destekliyorsanız oyunuzu verin. Hangi partinin adayı kazanmışsa çıksın partisi de gurur duysun, o kişi de partisiyle gurur duysun. Ama koltuğa oturduğunda seçildiği ille gurur duysun, seçildiği il de onunla gurur duysun. İstediğimiz bu. Evet, bu konuyla ilgili varsa yorumlarınız bakayım gelmiş mi? Sıdıka Metelik, Türk olmayanlar gitse keşke diyorum kendi kendime. Önce Ermeniler beğenmiyorlarsa terk etsinler ama Balyan ailesi ve yaptıkları Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Mektebi, Selimiye Kışlası, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, Malta Köşkü ve Bezmi Alem Valide Sultan Camii, Ortaköy Camii devam etmiş. Ablam kurban olayım, bir, Doğan Kayıkçı'nın kitabı, şeyi, yazısı. Yani ben bunu burada okursam vallahi sabah olur. Şimdi sizlerden gelen yorumlar var. O yorumlara da bakıyorum ama daha çok nelere yapıyorum. Ali Zeybek tebrikler Ali Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Niye tebrik ettiğini yazmamış. Onu söyleyeyim. Muhammed Alkaya taklitlerinden sakının. Mustafa Kemal Atatürk var. Eyvallah. Bu ülkenin kurucusudur. Elbette ki. Bakın birçok şeyin taklidi olabilir ama Mustafa Kemal Atatürk'ün taklitinin olabilme şansı yok.
Ahmet Bülbül günaydın Ali Bey demiş. Teşekkürler Muhammed Alkaya Gazi mekanmış demiş. O da oradan onun bakışı. Halis Deniz iyi yayınlar. Hüzünlü bir gün Ali Baba tarih tarih demiş. Doğru 12 Eylül açısından demiş. Güler Şirin Kaya Kökü günaydın Ali Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nurettin Utku gitmesi gerekliydi. Tebrikler demiş Muhittin Böcek için. Abdullah Arzu Gencer günaydın kanal ve iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Mehmet Bulut Korkuteli Datköy'den günaydın usta demiş. Teşekkürler. Bizden de Datköy'e ve bütün Korkuteli'ne, bütün Antalya'ya, bütün Türkiye'ye, bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya selamlar olsun. Çünkü Kanal V Antalya'nın dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon kanalı ve dünyaya açılan gerçek penceresi. Onun için her tarafa bizden de selam gitsin. Hüseyin Özel günaydın. Yeni gününüz hayırlı olsun Ali Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Bayramdal günaydın Ali Baba demiş. 7 kişiye bugün göndermede bulunmamış. Ali Zeybek demiş ki tarafsız yayınınız için Ali Bey. Şimdi tarafsız derken taraflı olduğumu anlatıyor. Doğrudan yana taraf olduğumuz için. Çok teşekkür ediyorum Ali Zeybek. Yani mesele bu. Doğruları konuşmak. Doğruları sizlerle paylaşmak. Doğrularla birlikte olmak. Önemli olan o. Yoksa bu makamlar gelip geçici. Aa, dün koltuk vardı, bugün koltuk yok. Dün de söyledim. Bu masalar boş kalmaz, gidenin yeri dolar. Vazolar değişmez hiç, yalnız çiçekler solar. Makamlar kalıcı, insanlar gidici. İnsanlarda da makamlar gidici. Meseleye böyle bakacağız. Bir gün ben de, inşallah Allah canıma sağlık verir, İnşallah bu televizyon da bu şekliyle ilerlemeye ve bu kente bu şekilde hizmet etmeye devam eder. Bir gün ben de evde oturup sabah programcısını evde kahvem elimde ya da çayım elimde ya da kahvaltımı yaparken doya doya izlemeyi isterim. Neden? Çünkü eğer bir yerde özgürlük varsa benim de özgürlüğüm orada. Bir yerde bir özgürlük varsa benim de özgürlüğüm orada. Anlatmak istediğimiz bu aslında. Taraf. Ben tarafım. Doğrudan yana tarafım. İyiden yana tarafım. Güzelden yana tarafım. Baştan beri söylüyorum. Dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Ve doğru yoldan, doğru pencereden bakanlar dünkü külliyedeki bu görüşmenin bu ülke için, bir kez daha altını çiziyorum, bu toplum için, Antalya için ve diğer büyükşehir belediyeleri için ne kadar önemli olduğunu zamanla anlayacağız. Bakın zamanla anlayacağız. Siyaseti bir kenara koyun artık ne olursunuz. O zamanı gidip oyunuzu kullanın benimsediğiniz partiye. Bir daha dibini çiziyorum, bir daha söylüyorum. Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı idi ve kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Artık herkesin belediye başkanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı'dır. Cumhurbaşkanı'dır, hepimizin cumhurbaşkanıdır. Eleştirisel de bakarız. Ama saygımızı da göstereceğiz. Siyaset, siyasi makamda eleştireceğiz, Cumhurbaşkanlığı makamında saygı duyacağız. İşte bunun için diyorum ki ben, bu ülke hepimizin. Sabahki söylediklerimin altını bir kez daha çiziyorum. Muhammed Alkaya Ali Bey günaydın, iyi yayınlar demiş. Diyor ki Muhittin Böcek'in Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gitmesi gayet yerinde. Baro Başkanı'nın adli yıl açılışına gitmesi de yerinde. Adli yıl açılışı yapılan mekan seçimi yanlış. Adaletin getirildiği durum apaçık orada da. Baro Başkanları'nın tepkisi ise bu sebepten gayet yerinde. Bak ne güzel, o da görüşlerini ne güzel açıklar. İşte özgürlük bu. Anlatmak istediğim de bu. Kimseye hakaret etmiş mi? Yok. Kimseyi aşağılamamış mı? Yok. Bu, bak bu tür paylaşımlar bu ülkeye, bu kente fayda getirecek. Bunları sık sık yapmamız lazım. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden ve bir başkasının özgürlüğüne tecavüz etmeden. Süleyman Bulut güzel bir paylaşımda bulunmuş, onu sizinle paylaştım. Orhan Çoban diyor ki günaydın, çocuktum henüz 12 yaşım. Bir şey bilmezdim ama solcu olmuşum.
Abilerim bir sürü kitap okuyor ve kitapları çok kıymetli. Onlara verdikleri değerleri birbirlerine vermiyorlardı. Hepsinin kendine özel kitapları vardı. Tam bugündü. Sabah kalktım, havalar çok soğuk değildi. Ama şimdi sobalar kurmuş, sobaları kurmuş. Büyükler bütün camları açmış, sobalar kırmızı kırmızı. Gözü gibi baktıkları evde ne kadar kitap varsa bir telaş, bir acelecilik ile yırtıp yırtıp sobaya atmaktalar. Kimse konuşmuyordu, sormadım. Günlerce jandarma gelecek diye beklediler ve bir gün geldiler. 9 kişi yaşıyorduk. Ev yetmiyordu. Yanlarında güzel giyinmiş insanlar da vardı. Benim de yattığım odayı kapatıp iple bağladılar. İpe kırmızı mum erittiler. 3 yıl buraya giremezsiniz dediler. Büyükler bu durumdan memnundu. Anlamadım, yaşım küçüktü, sonra öğrendim. Askeri darbe olmuş. Neden memnun olduklarını da anladım çok geçmeden. Tutuklumuz yok, ev tamamen mühürlenmiş. Zamanla da öğrendim ki en kötü yönetimin en iyi darbeden daha iyi nasıl 12 Eylül'e karşı geldiysek 15 Temmuz verilerine de karşıyız demiş. Bizim için her zaman Atatürk ve devrimler vardır demiş. Hüseyin Erhan Acar 6 yıl önce yılın ödülünü Ahmetler direnişi haberiyle Ali Orhan Lazaloğlu'na vermiştik. O fotoğrafı paylaşacağım. Ben yılın odunuyum. Evet, 6 yıl önce yılın odunu ödülünü almıştım ve o ödül halen daha evde duruyor. Bir odun almıştım. Hüseyin Erhan Acar getirmişti, ödülü vermişti. Şimdi ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz güzellikleri, alkışlıyoruz karşılıklı diyaloğu, alkışlıyoruz bu kentin kazanımlarını. Ve bugün bir kez daha alkışlayalım Muhittin Böceği. Niye? Hakikaten kentin sorunlarını yukarıda gidip net bir şekilde masaya koyduğu ve yeni dosyalar hazırlayacağı için. O zaman şimdi kısa bir ara, aradan sonra beraberiz. Yeniden yayındayız. Ara ara böyle hatalar olur. Hepimizde olur. Sıkıntı yok. Şimdi yine iyi taraftan da bakacağız. Eleştirisel taraftan da bakacağız. Bazı fotoğraflarla birlikte. Ve ne için? Hep daha iyisi, daha güzel olsun diye. Şimdi gazetelerimize bir bakalım. Gazetelerde neler var? Önce onlara bir bakalım. Yeni Yüzyıl gazetesini bir alalım. Yeni Yüzyıl. Yeni Yüzyıl gazetesinde turizmde ses getirecek dönüşüm demiş. Bir bakalım neymiş, neyi döndürüyorlar. Dönme dolap gibidir hayat. Ansiyat'ın 2019 faaliyet yılı 11. olağan toplantısının konuğu olan TTYD neymiş? TTYD Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği imiş. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oyan Arin turizmde dönüşüm raporu hazırladıklarını, buna göre 2033 yılında 100 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi. 2033. Şimdi 2019-2020'de bir yıl buradan, 13'te oradan, 14 yıl 2033'te yaşar mıyım acaba ben? 2033'te hayatta olur mu? Yine program yapıyor olur muyum? Yok diyorsun. Yok mu diyorsun? Tabii tabii mi diyorsun? Yaparım diyorsun. Kaç bastonla gelirim buraya ya da vinçle? Sandalyeyle yine. Yani o kadar çok, yani buradan gitmek istemiyorum. He. Yok arkadaşlar, sabah söyledim. Ben de oturup evde kahvemi yudumlarken bu programı, böyle bir programı izlemek istiyorum. Hayat standartları tabii ki yükselmeli ve değişmeli. İnşallah o günleri görürüz. Hayırlısıyla, sağlıkla. Türk turizminde hiçbir değişiklik yapılmadan
ilerlenirse şu anda olduğu şekil ile 2033 yılında 75 milyar dolar gelir hedeflerinin mümkün olabileceğini anlatan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oyan Arın, hazırladıkları raporla 100 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir elde edebileceğini aktardı. Narin, sürdürülebilir ve kazançlı turizm için yenilik ve vizyonun şart olduğunu belirtti. Amerika'yı yeniden keşfettik. Amerika'yı yeniden keşfettik. Aylardır, yıllardır biz ne diyoruz? Anlatamıyoruz. Şimdi benim de ismimin önünde ha böyle 3-4 harfli bir şey olsaydı o gazeteler manşete çekerdi. Ali Orhan Sabah dedi ki gazetelerin kendileri için diyorum ki arkadaşlar birinci sayfalarınızı akşam benim WhatsApp'a atın da atmıyorlar. Niye? Çünkü titrim yok. Bir koltuk vardı o da gitti dün. Mesele bu. Türkiye'nin tanıtıma ve yatırım lara ihtiyacı olduğunu dile getirenlerin fantazi olarak kalmayacak yatırımlara ihtiyacımız var. Köylerimizi, kültürümüzü ve tarihimizi ön plana çıkarmalıyız. Yörelerin kalkınma ajansları, valilikleri, STK'ları ve belediyeleri bu konuda çalışmalı. Fasilis gibi antik kenti sahil turizmi olarak kullanıyoruz diyerek eleştiride bulundu. Daha biz nerelerde neler yapmıyoruz. Ben de antik kentlerin içinde inekler, keçiler oynarken gördüm. Otlarken gördüm. Ben ne aha hemen yanı başımızdaki antik kentte yapılmış kazılar gördüm. Kim yapmış kazıları? Tarihi eser kaçakçıları. Biz neler gördük? Biz neler gördük? Biz Konyaaltı gibi bir sahili dünyaca ünlü plajları biz marinaya çevirmeye çalıştık. Niye? Çünkü çok zeki insanlar seçtik. Ah gidi ah. Şimdi şurada benim söylemediğim bir şey var mı Allah'ınızı severseniz? Her zaman ne diyorum? Tepelerin ardı, kırsal değil mi? Kalkınma kırsaldan başlasın. Tarımda da, turizmde de. Niye? Bizim İbradı'daki düğmeli evlerimiz dünyanın başka neresinde var? Bizim İbradı'daki kaç yıllık ağaçlarımız dünyanın başka neresinde var? Bizim Antalya'nın değişik yerlerindeki doğal güzelliklerimiz neresinde var? Bizim Alakır çayımız kurutuldu gerçi şimdi oradaki börtü, böcek, yeşillik ne varsa mahvedildi. Oradaki canlılar yok edilsin diye uğraşıldı ve yaptılar, başardılar. Niye? Cukka, para iyi geldi. İşte o. Orası o hale gelmeden önce başka nerede vardı? Aşağı yukarı 75 kilometrelik bir vadi ya. Mahvettik orayı biliyor musunuz? İşte o zaman bunlar çıkıp konuşmadı. Bu ülkede iş adamları gerçeği konuşmaya başlarsa bu ülkede birçok şey değişir. Ama ne yazık ki kadı meselesi var ya kimi kime şikayet edeyim diye. Son dakika haberi İstanbul Beylikdüzü'nde bir öğrenci servis aracı devrilmiş ve yaralılar var diye not geldi. İnşallah Antalya'dan böyle haberleri vermeyiz ama bir şey söyleyeyim. Hiç de durum iyi değil. Servisler açısından durum iyi değil. Ha, Türkiye'de 100 milyar gelir mi? Gelir 100 milyon dolar mı? 100 milyar dolar. 100 milyar dolar elde edilir mi? Vallahi edilir. Bakın, gerçekten edilir. Nasıl elde edilir? Turizme bakış açısı değişirse, gerçek turizmin, kaliteli turizmin ne olduğunu anlarsak. Uçak Antalya'ya geliyor, aman sen de bir tane daha koltuk dolduralım da kimi gönderebilsek gönderelim diye düşünülürse olmaz. Olmaz. Ve biz alternatif turizme yönelmeliyiz. Sevgili Uğur Yıldırım hoş geldin sen de. Alternatif turizm bizim için önemli. İşte Hestorex'i bunun için ben destekliyorum ve beğeniyorum. Niye? Çünkü orada alternatif turizmler masaya yatırılıyor ve alternatif turizm sadece böyle bir turizm var denmiyor. Alternatif turizmle ilgili paydaşlar Türkiye'ye davet ediliyor. Ve bu paydaşlarla satım alım satım yapılıyor. Mesele bu. Şimdi bizim evde bir vitrin var. Göreniniz var mı? Yok. Niye? Çünkü hiçbiriniz eve gelmediniz. Evden de canlı yayın, aktan yayın yapmadık. Dedemden kalma 100 yıl falan var. El yapması. Ama görmediniz size. Ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım. İşte
Hestorex bu. Ne yapıyor? Canlı yayın yapıyor. Anlatıyor. Gösteriyor. Paydaşları çağırıyor. Diyor ki bak vitrin bu. Paydaşlar geliyor vitrine bakıyor. Güzel. İşlemesine bakıyor. Güzel. Şekline bakıyor. Güzel. Tarihi değerine bakıyor. Güzel. Ha o zaman diyor ki evet. Benim gelip bunu görmem lazım, izlemem lazım. Mesele bu işte. Alternatif turizmde Hestorex'in öncülüğü bu. Şimdi şu mantalite, doğru mantalite. Olması gereken mantalite ama aylardır söylüyoruz. Diyoruz ki köylerimiz, kültürümüz, tarihi yerlerimiz ön plana çıkarılsın. Bakın dikkat ederseniz 3G programında genelde bunu yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü Antalya'yı dünyaya tanıtacak olan tek televizyon bu televizyon. E biz de gider de hangi otelde kaldıysak onun görüntüsünü, hangi sahilde yüzdüysek onun görüntüsünü, hangi manitayla akşam kafayı çektiysek iki de ona soru sorup ekrana getirmesini bilirim. Ama o zaman önce mesleğime ihanet ederim, sonra kendime ihanet ederim, sonra bu kuruma ihanet ederim, sonra da size ihanet ederim. Mesele bu. Bakış penceremiz bu bizim. Evet devam edelim arkadaşlar. Madem ki turizmden gidiyoruz, aha şuraya bir bakalım. ATSO, Arap Odalar Birliği'ni konuk etmiş. Gazete 1'in haberi. Bir alalım onu. Arap Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, konuklara oda çalışmaları, Antalya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Top Yönetim Kurulu üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı İbrahim Al-Harabi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sayman üyesi Faik Yavuz, Arap Odaları Birliği Genel Sekreteri Doktor Halit Hanefi ile Türk Arap Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ülkeler arası ilişkilerin halen olması gereken yerde olmadığını vurgulayan Başkan Çetin, son yıllarda birçok Arap ülkesi ekonomik, sosyal, siyasal zorluklar yaşamıştır. Bu sorunların çözülmesini, bölgede barış, istikrar, demokrasi ve kalkınmanın güçlenmesini arzu ediyoruz. Odalar olarak bu konuda, bu konularda ülkelerimize ve bölgemize katkı yapmak için çalışıyoruz diye konuştu. Kahire Ticaret Odası, Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği'nin de bulunduğu 25 ülkeden 28 oda, borsa ve birlikle işbirliği protokolü imzaladıklarını vurgulayan Çetin, inanıyorum ki Türk Arap Odası faaliyetleri kapsamında bu tür başarılı çalışmaları çok daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Tüm Arap ülkeleriyle de hem dostluğumuzu hem de ticari ilişkilerimizi daha da geliştirme imkanı bulacağız demiş. İnşallah. Güzel bir şey. Yeni yeni arayışlar, yeni yeni ortaklar, yeni yeni ahbaplar güzel şeydir. Önemli olan ülkenin kazanımlarıdır. Ülke kazanıyorsa hepimiz kazanıyoruz. Ülke kaybediyorsa hepimiz kaybediyoruz. Evet bu arada Erkan Çoban diyor ki uzak durun meyvenin çürüğü, insanın nankörü. Biri ağzınızın tadını, diğeri hayatınızın tadını kaçırır demiş. Günaydın da demiş, eklemiş. Birkan Uğur'a merhaba diyelim. Ali Cem Çon'a buradan selamlarımızı gönderelim. Kalan Karakuş merhabalar diyelim. Kalan Karakuş gerçekten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümünde toplumla mesajlaşabilen ve topluma mesaj verebilen Antalya'daki tek ilçe gençlik kolları başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kepez ilçe kolluk başkanı, ilçe gençlik kolları başkanı. Evet, yine bakıyorum sizden gelenlere. Fotoğraflar var, onlara da bakacağız. Bu arada gazetelerimize de bakalım. Bir Körfez gazetesini alayım. Madem turizmden gidiyoruz, bu da bir değerimiz. Lara korunacak haberi var. Nereye duruyor? Aha şurada. Şunu alayım bir. Gel.
Lara konuşacak. Cender Oteli ile Karpuz Kaldıran arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik Lara Kıyı Bandı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak alan ilan edildi. Lara Kıyı Bandı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Cumhurbaşkanlığının Lara Kıyı Bandı ile ilgili kararı Cender Oteli ile Karpuz Kaldıran arasında bulunan yaklaşık 10 kilometrelik falez bandını kapsıyor. Bakalım haberin devamına. Altta arkadaşlar. Çık 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 yukarı dur. Ha böyle dur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ufuk Aydın, kesin korunacak hassas alan kararının Tvida'yı çakılamaz anlamına geldiğini söyledi. Serik ilçe sınırları içinde bulunan Zeytintaşı Mağarası da kesin korunacak hassas alan ilan edilen yerlerde. Ve bu arada Lara'ya engelsiz plaj haberi var. Büyükşehir Belediyesi Lara sahilinde engelsiz plaj çalışmaları başlattı. Engelli vatandaşlar Konya altının ardından Lara sahillerinde de rahatça denize girebilecekler. Böyle bir haber vardı diye gördüydüm ben. Dün akşam izledim ama. Şimdi sizleri bunlara bakacağız hepsine. Şimdi sizlere farklı bir habere götüreceğim. Sabah biraz konuşmuştuk. Onunla ilgili neredeydi? Bir gazetede vardı ama. Evet. Neredeydi bir gazete? Manşet gazetesi. Bu da sosyal medyaya da düşmediği için buradan okuyacağım. Masada artık Antalya var. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, zeytinyağı sektörü masasında artık Antalya var. Ya eskisi gibi devam edeceğiz ya da birlikte hareket edip markalaşma yoluna gideceğiz. Bu toprakların tarihiyle birlikte zeytinin marka olduğu bu şehirde, bu yörede halen daha bir markamız yoksa zeytinyağı markamız, bu bizim ayıbımız. Hepimizin ayıbı. Senin, benim, onun, ötekinin. Hepimizin ayıbı. Ha, zararın neresinden dönersen kârdır. Buna da eyvallah. O zaman Borsa'daki bu zeytinyağı toplantısıyla ilgili haberi bir izleyelim, sonra yine beraber olalım. Çekiyor, burada mal şişiyor. Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği zeytinyağı sektörel analiz toplantısı ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül Başkanlığı'nda borsa toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya ATB Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zeytin üreticileriyle zeytinyağı fabrikası işletmecileri katıldı. Geçen sene Akdeniz sineğinden dolayı gerçekten yağlarda kalitede düşüklük vardı. Asitler yüksekti. İnşallah bu sene daha iyi olur diye. Elimizden geldiği kadar çiftçileri telkin etmeye çalıştık. Ulaşmaya çalıştık. Kontrolü yapın, ilacını zaten diye önerilerde bulunduk. İnşallah bu sene daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçen yıl kuraklık ve Akdeniz sineği nedeniyle zeytin kalitesinin düşük olduğu belirtilirken bu yıl kalitede sıkıntı olmadığı vurgulandı. Afrin'den giren, serbest bölgeden giren zeytinyağından dolayı tam 10.75'lerle 11 arasında şu anda birazcık kıpırdamaya başladı fiyatlar. Ama benim beklentim bu sene de aynı seyirde devam edeceğini düşünüyorum. Zeytin asadı öncesinde yapılan toplantıda zeytin ve zeytinyağının maliyetleri, fiyatı, pazarlanmasıyla zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları gündeme geldi. Birkaç senedir Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi dekolte işini biraz daha ciddiye almaya başladı. Borsalarla irtibatlı gidiyor. Her sene bir heyet gönderiyor. İşte bölge bölge konuşuyorlar. Yapabilirlerse birkaç bahçe geziyorlar. Ama kendileri de biliyorlar ki doğru düzgün bir rekolte, yani gerçek bir rekolte rakamına ulaşamıyoruz Antalya'da. Katılımcılar zeytin ve zeytinyağı envanterinin çıkarılması, Antalya zeytinyağlarının tanıtımının yapılmasını istedi. Evet, devam ediyoruz. Şimdi evet, markalaşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Markalaşmak şart. Bunun için de ne yapmak lazım? Marka olmuş şehirlerde örnek de alınabilir ama bu kentin kendi aslında başlı başına bir örnek de bunu pek anlayabilmiş değiliz. Bunun için hep birlikte el ele verip güzel işler yapmamız gerekiyor. Bunun için de doğaya da sahip çıkmak gerekiyor. Gelsin Gerçek gazetesi. Doğaya ne kadar sahip çıktığımızı da göreceğiz şimdi. Bir yandan zeytinyağında markalaşmaya giderken diğer yandan zeytin bahçelerinin ne hale geldiğini
Mesela portakalda da markalaşmaya gidebilir miyiz? Bir Antalya milletvekili der ki, işte ne zaman ki buzdolaplarımızdan ve raflarımızdan kolalı içecekleri kaldırır da portakal sularımızı oraya yerleştiririz, o zaman başarmış oluruz. Ben de buradan derim ki, sayın milletvekilim, söylediğinizin dibine imzamı atarım da, bunun için nasıl bir çaba sarf ediyorsunuz, nasıl bir çaba sarf etmemiz gerekir? Ve Finike'deki olan bitenleri görmüyor musunuz derim. Hakkım olarak söylerim. Neden? Çünkü biz görüyoruz da sizlerin görmemesi gerçekten bizi üzüyor. İşte şimdi arkadaki haber yine bunlardan bir tanesi. Yıllardır orada bu türde sorunlar var ve yıllardır orada birileri doğayı katletmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve yıllardır oradaki bu doğayı katledenlere kimsenin de sesi çıkmıyor. Ben de buna şaşırıyorum. Ve iddialar odur ki birileri bizim bölgemizde elinde bir çantayla ruhsat satıyor. Taş ocağı, mermer ocağı, ondan sonra HES ruhsatları satar. İddialar bu. Milletin ağzı çuval değil, tutamıyorsun. Yani dün yine bir şey söyledik burada, yine birileri, o çukurun içinden çıkamayanlar, kendilerine söylüyorlar. Dedim ki, danışman olursanız sesiniz çıkmaz bir yerlere. Ne için? Antalya'daki şoförler odası seçimleri için. Niye? Bir site, bir internet sitesinde, haber sitesi, habire içeride şu anda tutuklu bulan başkana eleştirenlere karşı bir tavrı var. Vay nasıl eleştirirsiniz bilmem ne, işte şöyledir böyledir. Ben de diyorum adalet yerini bulsun. Şimdi ben ona söylüyorum, öbür taraftan ses geliyor. Niye? Soru işareti. O niye soru işareti? Bakayım yarın ne yazacak. Bunu da merak etmiyor değilim. Bakayım yarın ne yazacaklar. Biz bu kentte doğruları dile getiriyoruz. Doğruları, cukkaları değil. Doğruları. Bugüne kadar söylediklerimi açın, bütün programları izleyin. Bir tanesinde deyin ki Ali Orhan, aha burada bile bile göre göre yanlış yapmışsın, eyvallah çekerim. Programı da bitirin, bir daha da televizyonculuk yapmam. Bu kadar da net konuşuyorum. Geçeceksiniz bunları. Bu kent herkesi tanıyor. Tanımayanları da tanıtmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze kadar. Öyle yok. Hiç kimse bu kenti sahipsiz sanmayacak. Ben de sahibi değilim. Hep birlikte sahibiyiz. Kendi için çalışanlar bir tarafta, kenti için çalışanlar bir tarafta. Şimdi, nereden nereye geldik? İşte buralara sessiz kalırlarsa, medya bu konulara sessiz kalırsa, ben de burada sesimi yükseltiyorum zaman zaman. Niye? Çünkü böylesine değerlerimize sahip çıkmazsak kaybolur gideriz. Habere bir bakalım. Yine taş ocağı, yine isyan. Sevgili Vedat Örsoğlu, kulaklarım çınlasın. Antalya bölgesindeki mevcut taş ocaklarının da kapanması için çabalayan Taş Ocakları Mücadele Platformu Finike Alaca Dağı. Arkadaşlar bunu Alaca Dağı diye ben biliyorum. Tabii Alaca Dağı. Finike Alacadağ, Sedir ve Kızılçam ormanlarında Adalya Mermer firması tarafından açılmak istenen taş ocağı içinde kolları sıvadı. Bakın orada yeni bir taş ocağı daha açılmak isteniyor. Ben Finike'deki o taş ocaklarının durumunu defalarca ekrana getirdim. O fotoğrafları sizinle defalarca paylaştık. Aha bir tane daha atayım isterseniz hemen. Ve bunların buradaki taş ocaklarının şeye alınmasını beklerken, böyle zapt altına alınmasını beklerken, daha bir böyle işlevsel ama gerçekten işlevsel hale getirilmesini beklerken bir bakıyorsunuz yenileri açılmak isteniyor. Ve yazıktır, günahtır, vallahi günahtır. İnanın günahtır. Şimdi bir fotoğraf atıyorum. Şu bir. Ondan sonra daha var.
ki inanın Finike'deki durumu gördüğünüzde isyan edeceksiniz. Finike'deki ve bir hatırlatma da yapacağım size. Bu fotoğraflarla birlikte bir de hatırlatma yapacağım. Evet, bu arada da haberi okuyacağız. Ondan sonra bir de size evet, bu fotoğrafları gönderdim. Fotoğraflar gelene kadar biz bir okuyalım. Taş Ocakları Mücadele Platformu Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği Çoraçder yönetimi sivil toplum örgütleri ile Finike halkının taş ocağı açılmasını önleme mücadelesi çevre gönülleri Ali Ulvi Ayşin Büyük Doğuşu çiftinin katledildiği Sedir ve Kızılçam ormanlarının bulunduğu Alacadağ'da sürdürülüyor. Platform sözcüleri tartışmalı chat toplantısında da şirketin Finike, Sedir ve Kızılçam ormanlarında taş ocakları faaliyetleri için chat raporu almaları mümkün değildir. Mevcut taş ocaklarının da kapanması için de taş ocakları mücadele platformu mücadelesini Finike halkının desteğiyle artarak devam ettirmektedir açıklamasını yaptılar. Hazır mı fotoğraflar? Şimdi fotoğraflar üzerinden konuşalım. Daha başarılı oluruz, daha iyi olur. Şimdi Alacadağ gerçekten çok güzel bir yer. Gidip görmenizi isterim. O Kızılcık Yaylası'nın olduğu yer. Ve bu fotoğraf oradaki bir fotoğraf. Ben çektim bu fotoğrafı. Bu fotoğraf oradaki bir fotoğraf. Allah'ını seven, biraz olsun içinde insanlık duygusu olan, Allah korkusu olan ya da tanımayabilir, ateist olabilir. Şu fotoğrafı gördüğünde ne hisseder ben merak ediyorum ya. Şu fotoğrafa sessiz kalanlar hakkında ne hissedersiniz? Bu fotoğrafa bir de sessiz kalanlar var. Orada burada sallaması kolay. Niye bunlara sessiz kalıyorlar? He? Ha işte. Soru, asıl soru, asıl irdelenmesi gereken soru da bu. O bölgede mavi yengeç yemekle olmuyor bu işler. O bölgedeki lokantalarda bilmem kimin davetlisi olarak selfie çektirmekle de olmuyor bu işler. İşte buraya sahip çıkarsanız oradaki o yediğiniz size helaldir. İşte bakın, çok rahatım. Değiştir fotoğrafı. Değişelim fotoğrafı. Bu kim biliyor musunuz? O gösterdiği yer için, o deminki yer, o gösterdiği yer için mücadele ederken, cukkaları alıp susanlara karşı mücadele verirken katledilen bir insan. Birileri susarken bu insanlar canlarını verdiler. İşte o deminki gösterdiğim fotoğraf bu fotoğraftı. İşte Ali Ulvi Büyük Nohutçu orayı işaret etmişti. Ali Ulvi Büyük Nohutçu aslında katillerini işaret etti. Kimin sesi çıktı? Kimsenin. İkili fotoğrafı alayım. Ve doğa aşığı iki insan, Ali Ulvi Büyük Nohutçu ve Ayşin Büyük Nohutçu aramızda yoklar. Kaç kişi andı bugüne kadar? Hangi çevresel konuda bir şey oldu da dediler ki ya biz bunları unuttuk, değil mi? Ha, şimdi yarından sonra çıkar bazıları, şöyledir mi? Değil, değil. Önemli olan hatırla. Bak hiç unutuyor muyum? Unutturuyor muyum? Niye? Çünkü bunlar gerçek doğa dostuydu, cukka dostu değildi. O elindeki çantayla bölgede taş ocağı, mermer ocağı, HES açmak için uğraşanlarla birlikte mavi yengeç yemiyordu. Şimdi bazı şeyler var. İnsanlar bile bile size yalan söyler, siz de inanırsınız. Bile bile, bazen de inanmış gibi gösterirsiniz ve bu konuda, şu Finike konusunda size söylenen yalanların haddi hesabı yoktur. Hadi Sayın Vekil, Antalya Milletvekili Atay Uslu diyor ki, ne zaman ki o raflarda ve buzdolaplarında portakal suyu, kolalı içecekleri yerini alır, o zaman başlar. Hadi. Sayın Uslu, hep birlikte, her türlü desteğe program olarak, bu ekran olarak vermeye hazırım. Var mısınız? İlk iş şundan başlayacağız. Ali Ulvi Büyük Nohutçu ve Ayşin Büyük Nohutçu'nun katilleri kim? Kim katlettirdi?
Tetiği çektirenler kimlerdi? Emri kim verdi? O bot çantalı, o siyah boyalı şeyli boyalı araç kimindi? Bilinmiyor mu? Kuşun yuvasındaki yavrusunun ağzına konulan böcek hangi böcek olduğunu bilen devlet onu bilmiyorsa söyleyecek bir şey yok. Ama birileri susturuluyorsa, birileri de susturulsun diye uğraşılıyorsa ve öbür taraftan el altından da bu konuları gündeme getirenlere tehditvari konular, tehditvari söylemler, tehditvari mesajlar gönderiliyorsa oturup düşünmek lazım. Açık ve net her zaman dile getireceğim, korkmadan dile getireceğim. Nihayetinde el hükmü lillah. Ölüm hükmünü veren Allah'tır. Ondan ötesi benim için yok. Öbür bundan önceki bir fotoğraf getirdin ekrana, bir getir. Şimdi şuraya bakın. Burası dere yatağı değil ha. Burası mermer ocağı. Ve burası Finike. Üzerine basa basa söylüyorum. Finike. Ya kimler lağım çukurunda? Yazmakla olmuyor işte bak. Çamlıhemşin'de bir HES projesi vardı. Bir HES projesi vardı. Babam vatandaş Mustafa ismini oradan almıştır. Lakabını oradan almıştır. O HES'e karşı çıktığı için. Biz yaşadığımız her yere sahip çıkanlarız. Aslan yatağından belli olur. Aslanım kaplanım demekle olmuyor. İcraat, icraat, icraat şart. Şimdi bu fotoğrafı görüp sesiniz çıkmıyor da mavi yengeç yemeye devam ediyorsanız söyleyecek hiçbir kelime yok. Vallahi hiçbir kelime. Allah sizin dairelerinizi fazlalaştırsın, bol etsin. Allah inşallah varlığınıza biraz daha varlık versin. Eğer birse bininiz olsun, derdiniz değil. Paranız birse milyon olsun, milyonsa milyar trilyon olsun. İşte eviniz birse 30 olsun, 40 olsun. Çünkü onlarda benim gözüm yok. Ama doğa da bizim olsun. Benim yaşadığım alanı da katletmeye hakkınız yok. Ben de mavi yengeç yemesini bilirim. X birisine telefon açarım. Programı orada çekeceğim. Bir de sizinle iki satır konuşalım derim. Akşam en kralında mavi yengeç şeysini yaptırırım. Hatta yeşilini de buldurturum, sarısını da. Fenerbahçeliyim, sarı lacivert olsun derim. Ama burada böyle konuşamam işte. Evet, bu arada bir araya gideceğiz de. Liz Göçer, iyi yayınlar sevgili Ali Orhan Lazaloğlu demiş. Teşekkür ediyorum. Kenan Çakırca, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abim, saygılar demiş. Müthiş bir çevreci ve insan dostu da sevgili Kenan Çakırca'dır. Özellikle LÖSEV konusundaki çalışmaları ve LÖSEV konusundaki düşünceleri takdire şayandır. Ta Bursa'da. Ama bakın, herkes birbirini bir yerlerden buluyor. Neye hizmet ettiğinize bağlı. Neye hizmet ettiğinize bağlı. Kimin nerede, kiminle selfie çektirdiğine bakın, ne iş yaptığını anlarsınız. Bu kadar basit. Evet. Faruk Tunç dede, günaydın Ali abicim, dün okul çıkış saatlerinde öğrencilerimiz için ek sefer istemiştik, otobüs sıkıntısı varmış diyorlar, ben bir vatandaş olarak sormak istiyorum. Otobüsçüler odasına çok büyük bir haksızlığı yapıldığı otobüs sahiplerine kaç kişiye bir otobüs düştüğünü açıklayabilir mi? Yoksa ben mi buradan açıklayayım, iyi yayınlar. Oy 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 oy, o da iyiydi, o da iyiydi, demek ki böyle bir şeyler var. Problem var, problem var. Dur bakayım var mı bu konuyla ilgili yorum, çevreyle ilgili yorum yok. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra önce sizden gelen fotoğraflara bakacağız. Ondan sonra elimizde daha güzel işler var, güzel malzemeler var. Onlara bakacağız ve ne yapacağız? Doğrudan şaşmayacağız. Abiyle sevgili Durmuş Lafçı hocamın bize armağan ettiği, hepimiz adına benim sahip çıktığım bunun gibi düğümdüz olacağız. Ha uç tarafı birine batıyormuş. O benim sorunum değil. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra beraberiz.
Evet, yeniden birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız ama önce bilmediklerimizi bilenlere danışacağız. Şimdi Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız ve Sayın İbrahim Yorgancı karşımızda olacak. Havamız nasıl diye soracağız. İyi günler efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl olacak havamız efendim? Hemen aktarayım. Bölgemizde akşama kadar havanın açık ve az bulutlu. İç kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu geçmesini beklemekteyiz. Muğla'nın Köyceği, Seydikemer ve Kavakkadere ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklığının önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Denizlerimizde ise durum şu şekildedir. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre civarında. Hava açık ve az bulutlu. Görüş iyi. Bazı merkezlerimize beklenen günlük yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Antalya Merkez, Konya Altı, Kepez, Kaş, Demre, Kumluca, Elmalı, Alanya, Gazipaşa 33 derece. Havalimanı Aksu 35, Finike 34, Manavgat 35, İvradı ve Gündoğmuş 32, Akseki 31 derece. Çevre illerimizden Muğla Merkez 34, Isparta 31, Burdur 31 derece. Şimdilik aktaracağımız bilgiler bu kadar. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz size ve ekip arkadaşlarınıza. Evet, izledik. Yani duyduk, dinledik. Havalarımızın durumuna göre de tedbirimizi alalım. Ve şimdi fotoğrafları bir ekrana getirelim bakalım fotoğraflar ne diyor. Evet, bunu dün aldım bir yerden. Diyor ki varsın hayat yalakalara şans tanısın, ben onuruma fiyat biçmem. Yaşadığım kadar daha yaşasam asla tükürülecek eli öpmem. Ömer Hayyam diyor. Bakayım bunu kim üstüne alacak? Şimdi bunu da biri üstüne alır. Bana gönderme yapıyor diye söyle. Evet, sana gönderme yaptım. Bakacağım. Bu sanaydı sana. Evet, devam edelim. Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra bir fotoğraf ekrana getireceğim. O fotoğraftan sonra başka bir yazı daha. Belki diyeceksiniz ki sıkılıyoruz ama sıkılmayın. Vallahi sıkılmayın. Niye? Çünkü hepinizin başına gelecek bir iş bu. Yok arkadaş, yok. Eğitim sisteminde neyin peşindeler anlayamadım gitti. Bir engel daha milli eğitimden. Bugün istenilen ve her yıl yenilenmesi gereken RAM raporunu yeniledik ama biter mi? Engeller bitmez tabii. Şimdi de 12 haftada bir milli eğitime giderek Şevval'in hastalığının devam ettiğini ispatlamamız ve dilekçe vermemiz gerekiyormuş. 12 haftayı bir gün geçtiği takdirde öğrencilik hükmü düşüp öğretmenini geri çekeceklermiş. Şimdi buna akıl sır erdiren biri varsa ne olur bana söylesin. %95 sürekli ağır engelli raporu veren devlet, kızımın okumaması için elinden geleni ardına koymuyor. Bundaki amaç nedir? Her yıl sistem değişikliğinin nedeni nedir? Neden devletin bir kurumu diğeri kendi kurumuna güvenmiyor? Ne dolaplar dönüyor? Biri bana söylesin ne olur diyor. Şu fotoğrafı, bir Şevval'in fotoğrafını getirebilir miyiz ekrana, küçük kızımızın? Evet, şimdiki mesele. Şevval bu. Şevval bir gazeteci arkadaşımızın kızı. Gazeteci arkadaşımızın kızı olduğu için üzerinde durmuyoruz. Sistemin Şevval ve Şevval gibilere ne şekilde davrandığını sizlerle paylaşmak için üstünde duruyoruz. Mum dibine ışık vermez. Bakın, ben 3 çocuk okuttum. 3 kız çocuğu büyüttüm. Hiçbirisinin ne okulunun ismini bildim, ne sınıfını bildim, ne numarasını bildim. Ama eğer herhangi bir eğitim kurumunda herhangi bir çocuğun hakkı yendiyse ilk önce ben savundum. Ama kendiminkilerine ışık veremedim. O da farklı. Bu da belki bir itiraftır.
Ama şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve yazıktır, günahtır. Şimdi bugün Engin Korkmaz da köşesinde konuyu ele almış. Diyor ki çocuğunu devlet okuluna kayıtlı. Çocuğunuz devlet okuluna kayıtlı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir öğrenciden 5 kuruş para alınmayacağını ilan etti. Ama siz okula bağış yaptınız mecburen. Anayasaya göre devlet okullarında eğitim parasız ama siz sınıfa kağıt alınması, okulun temizliği, tuvaleti, şu subusu bilmem ne demiş gelmiş. Tanju Altınay'ın çocuğu bu. Onu da söyleyeyim. Sevgili Tanju Altınay'ın çocuğu. Ama bu hepimizin çocuğu. Bu hepimizin çocuğu. Yine bugün birçok yerden telefon geldi. O aralarda. Diyorlar ki okullarda klimaları çalıştırmıyorlar. Ya bozuk, ya bakımı yapılmamış, ya elektrik gider diye. İşte bilmem şunlar olmuyormuş, bilmem şusudur busudur. Ya Allah'ınızı severseniz yaz boyu ne yaptınız siz ya? Yaz boyu ne yaptınız? Siz de mi yoksa şeyde nedir? Servisçiler odası gibi yan gelip yattınız ya da işte bir yakınınızı, oğlunuzu, şusunu, busunu bir yere meclis üyesi yaptınız. Yazıktır, günahtır. Eğitim başka bir şeye, sağlık, eğitim başka bir şeye benzemez. Şimdi engelli yurttaşlarımızı da unutmayalım. O yurttaşlarımız bu sorunlar yetmiyor gibi bir de bürokrasiyle uğraşıyorlar. Örneğin gazeteci dostum Tanju Altınay. 20 küsür yıldır bu kentte magazin gazeteciliği yapılan Tanju'nun dünyalar güzeli bir kızı var. %95 ağır engelli olan kızının eğitim hakkı için çabalıyor Tanju. Fakat karşısına sürekli kriz, sorun ve bürokrasi çıkıyor. Mesela az evvel bahsettiğim gibi %95 ağır engelli kızı için her 12 haftada bir sağlık raporu istiyor. Milli Eğitim Tanju'dan. Tam bir akıl tutulması bu. Bizim Tanju isyan ediyor. Kızım zaten %95 engelli. 12 haftada iyileşmesi mümkün mü diye haykırıyor sonuna kadar. Eğer 12 hafta sonunda o rapor Milli Eğitim'e vermezse kızının eğitimine son verilecekmiş. Gel de isyan etme. O raporu almak kolay mı? Zaten %95 engelli olduğu için evde dahi bakımı zor olan Şevval'in hastaneye götürüp oda oda gezdirmek, birçok cihaza sokmak ne kadar yıpratır hem Şevval'i hem de onu canından çok seven babası Tanju'yu. O da engelli raporunu yenileyiversin canım diyenler var. Biliyorum, o kişilere diyorum ki herkes sizin gibi sıtra köşkte bir eli yağda bir eli balda yaşamıyor. Haddinizi bilin demiş. Bitmedi. Size trajik bir konu daha aktaracağım. Konuşamayan, kendine ve etrafına zarar veren, öz bakımını yapamayan otizmli bireylere gittikleri okulda dönem sonunda karne veriliyor. O karnede dersler ve karşısında çocuğun aldığı notlar yazıyor. Otizmli bireyler konusunda Türkiye çapında çalışmalar yapan ve kendi oğlu da otizmli olan Demet Çilelibaz geçen sene bu yüzden isyan etmişti. Konuşma yeteneği olmayan, kendine ve etrafına zarar veren oğlu Atakan'a yıl sonunda verilen karnede Türkçe dersinden 80, matematik dersinden 90, tarih dersinden 90, sosyal bilgiler dersinden 80, din kültürü dersinden 90 not ortalamasıyla teşekkür belgesi verildi. İnanabiliyor musunuz? Konuşamayan otizmli bir birey Türkçe dersinden 80 alıyor. Demet ve nice otizmli birey ebeveyni isyanda. Şimdi anlatmış bir şeyler daha. Çözüm mü diyor? Ben size şifreyi vereyim. Çözümü siz bulun. Devletin eğitim alanına ve diğer alanlara ayırdığı bütçeleri bir karşılaştırın. Bakalım karşınıza ne çıkacak? Çok basit. Google'a yazın, size dökümü versin. Yeni eğitim, öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun efendim. Şimdi bu konuda, Şevval'in konusunda kim ne yapacak diye merak etmiyor değilim. Vallahi kim ne yapacak diye merak etmiyor değilim ama bir şey yapılacağına da pek şey vermiyorum. Nedir? İhtimal vermiyorum. Niye? Yine sevgili Tanju Altınay koşturacak, yine gidecek, yine gelecek, yine Şevval problem çekecek diyelim ve diğer fotoğrafımızı alalım. Şimdi daha bunu, burasını kapatayım da görünmesin. Engelden söz ediyoruz değil mi? Alın size bir tane daha. Şimdi şurada yürümek isteyen insan nerede yürüyecek? Hadi yürüyün bakın. Normal insansınız. Bir yürüyün, kaldırımdan da göreyim hadi. Ondan sonra bilmem nerede denetimler oluyor, bilmem nerede denetimler sürdürülüyor, bilmem ne oluyor. Devam edelim. Evet, bu fotoğraflarda bize Mustafa Dalpalta
gönderdi ve bu fotoğrafın altına yazdığı yazı çok enteresan. Mustafa Dalpalta diyor ki, sabah sabah kargaların bile gülmeyeceği akıl almaz haberleri anlat abi diyor, dinleyeceğiz diyor. Biz de anlatıyoruz. Dur dur, kargayı nereye götürdün ya? Karga bir dursun ya. Karga önemlidir. Kara Kalem diye bir kitap var. Kara Kalem diye o kitabı okursanız o kitapta bir kargayla bir insanın hayat hikayesi var. İki cilttir. Geçmişten günümüze bir yapıttır. Osmanlı sultanlarının bir tanesinin bir gömleği konu edilmektedir. Gömlekten iki tane vardır ve hikaye öyle devam eder. Eğer okursanız gerçekten hem tarihi olarak hem de farklı bir yapıt. İşte kargalar farklıdır. Sabah sabah karganın bile gülmeyeceği aslında çok iş var da ne yazık ki anlatamıyoruz. Ne yazık ki tüfek icat oldu, meplik bozuldu. Şu sosyal medya icat oldu, vallahi herkes ağzına geleni yazıyor. Çukurların üstünden, dibinden, yanından, yöresinden. Yazmaya devam. Yazmaya devam. Şimdi bunları sabah sabah Mustafa Dalpalta çekmişti. Devam et bu fotoğraflara. Bunları da çekmiş. Bir tane daha. Bunu da çekmiş. Şöyle diyor. Şöyle diyor. Günaydın, güneş doğarken tepelerin ardından hareket lazım diyor. Miskin olmayın diyor. Miskin miskin oturmayın diyor. Ve Antalya'nın bu güzel fotoğraflarını bizlerle paylaşmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, iyi ki var sevgili Mustafa. Devam edelim diğer fotoğraflara. Bu da akan sudur ha. Zincir değildir. Evet, şimdi size bu nereden geldiydi? Ha, Elmalı'dan. Elmalı'dan Müzeyyen Hanım bunu göndermişti bize ve Müzeyyen Hanım şöyle diyordu bu fotoğrafında. Elmalı'dan selamlar. Her köşesi sokağa imar edilmiş, hizmet edene teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yine bir Elmalı fotoğrafı vardı. Bu da Elmalı fotoğrafı. Geçtiğimiz günlerde biz Elmalı'daydık. Bazılarının haberi olmasa da. Olanlara selam olsun. Halil Öztürk, Elmalı Belediye Başkanı konuğumuzdu. Ve orada Elmalı'yı konuştuk, güreşleri konuştuk. Elmalı'nın ne kadar önemli bir ilçe olduğunu konuştuk. Ve bir kez de Elmalı fotoğrafları gelince bizim sevgili Uğur Yıldırım'ın gözünden Elmalı'ya bakalım dedik. Fotoğrafı çeken Uğur Yıldırım bana attığı için ben de sizinle paylaştım. Ve gerçekten Elmalı'nın şu bölümü çok muhteşemdir. Bu değil, bu yok. Bunu buradan alacaksın ya. Bunu hiçbir yer kabul etmiyor zaten. Ve başkana buradan bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Gerçekten başarılı çalışmalarıyla Elmalı'da herkesin sevgisini kazanmış bir insan. Devam edelim. Bu da sevginin karşılıksız oluşu demişti. Kim demişti bunu? Şuna hemen bir bakalım. Bugünkü Yavuz Brumoğlu, sevgili Yavuz buna takmış. Sevgili Yavuz, istediğin an bundan sana bir tane yaptırtıp gönderebilirim. Diyor ki, yarı sevmemeli sevgili, ya sevmeli ya bırakmalı. Bıçak kında durmalı, çıkınca hedefi vurmalı. Şimdi ben de bunu böyle tutmuşum ya fotoğrafta, kime atıyorsun diyor. Bak, kimseye atmıyorum, hep gerçekleri söylüyorum. Onun için bozuluyorlar da ikide bir sosyal medyadan sallamaya devam ediyorlar. Devam etsinler. Onlar sallayacaklar, biz doğruları dile getireceğiz. Ya ne kadar olur olsun. Şimdi bu fotoğraf, Mustafa Kök diyor ki sevginin karşılıksız olanı. Ya burada sevgi gerçekten karşılıksız. İşte sokak hayvanlarıyla çocukların birbir aralarında oynaması. Burası neresi biliyor musunuz? Attalı sanatının olduğu yerin önü. Devam edelim. Herhalde değil mi orası? Neyse değilmiş. Burası, bu fotoğrafı bizimle Yakup Toklu paylaştı. Yakup Toklu diyor ki, bu ülkede darbeyi sadece askerler yapmıyor ki. Asıl darbe bu ve bunun gibilerdir. Ve yüzyıllar boyunca kalıcı olacaktır. Çıkan toz aktarmadan dolayı net görülmeyebilir ama aynı yerde bunun gibi dört tane olunca bölgenin ağaçları ve canlıları toz içinde günaydınlar. Şu toz ağaçların yapraklarına yapışır ve yağmurlar dahi o tozları gideremiyor ve ondan sonra ne oluyor? Kuruma başlıyor. Devam edelim. Sayın Ali Orhan,
haber ve yazılarınızdaki çevreye olan destek ve katkılarınızın bir nişanesi olarak size bu plaketi sunan, sizi yılın odunu ve habercisi dalında en büyük ödül olan bu ödülle diyor ödüllendirmek isteriz. 13. yılın odunu ne? 13. yılın odunu onur ödülü. 6 yıl önce 2013'te almıştım ben bu odulu şeysini. Yılın odulu şey odunu önür odulu ödülü çevre dalında Alakır haberiyle Ali Orhan demiş. Hüseyin Erhan Acar çevreci Çapulcular Derneği Başkanı. Oradan almıştım. Bu halen daha evde durur ve evimdeki en güzel yerlerden birindedir. Sabah geldiler ki abi bu fotoğrafı verelim mi? Niye vermiyorsunuz dedim. Saçlarına bak dedi. Başındaki puşi de yok dedi. Dedim ki bir türkü var. Bu da Hüseyin Erhan Acar. O zaman tığ gibi delikanlı. Şimdi belediyeye girince maşallah böyle şişti. Dört köşe oldu. Vallahi varil gibi şu anda. Dediler ki başında puşi yok. Dedim ki başındaki puşi midir Loylu? Diyarbakır işi midir Loylu? Türkü var bilir misiniz? Çok güzel bir türküdür. Puşisiz de oluyor. Biz neysek o. Doğal halimiz doğal. Doğal halimiz ve o zaman bu şey nedir? Expo yeni yeni oluşuyor. Ve odamda, çalışma odamda arkamda bu vardı. O zaman daha Expo'nun yeri falan belli değil. Yeni yeni çalışılıyor. Bu vardı. Biz Expo'ya öyle destek veriyorduk. Gidip Expo'nun önünde genel sekreterle şöyle fotoğraf çektirip bilmem kaç liraya o fotoğrafı birinci sayfaya koyanlardan olmadık. Ya da söylerim ama böyle böyle bir derdim var bunu çözerseniz'lerden olmadık. Ya da yazarım ama böyle böyle bir durumlardan olmadık. Expo'nun bütün belgelerini izlesinler. Adıma, gazetem adına o dönemlerde. Bir kuruş girdi bulurlarsa bu mesleği bırakırım. Öyle destek verdik, koşulsuz şartsız. Ama birileri bununla destek verdi. Devam edelim. Kadir Kaya, sevgili Kadir Kaya bunu göndermiş bu sabah. Şöyle de bir yorum var. Hadi, neredeydi o? Günaydın. Olimpos sabahından selamlar. İyi yayınlar diliyorum demiş. Alternatif turizmcilerimizden bir tanesi de sevgili Kadir abidir. Kadir Kaya'dır. Ona da biz buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Daha böyle güzel, daha aydınlık günler biraz da kilo vermesini diliyoruz. Biraz da kilo ver. Sevgili Kadir abi yaş 45 oldu. Artık yavaş yavaş biraz kilo ver. Devam edelim. Evet. Son mu? Nasıl son olur? Doğrudur. Bu fotoğrafta da şunlar var. Günaydın diyor. Soldaki 4 Eylül'de, soldaki yani şu 4 Eylül'de, sağdaki 11 Eylül'de her gün binlerce turistin uğradığı kale içi Keçili Park'ta çekildi. Aradan tam tamına 7 gün var. Buradaki çöp kovaları kaldırılınca belediyenin ilgisi de azaldı ve ortam iyice pislendi. Yani yazıktır günah. Gerçekten yazıktır, günahtır. Burada kapattıkları arkadaşlarımızın o çöplük ve sigaralar ve poşetler, naylon poşetler ve naylon su içiyorsunuz da atıyorsunuz ya onlar günahtır, yazıktır. Vallahi yazıktır, günahtır. Diyor ya yazıktır, günahtır. Sevmiştim deme bari diyor. Gitsin. Süre biter, süre yeniden gelir. Süre kolay. Yani süre süre geliriz, süre süre gideriz. Bu işler böyledir. Nerede ne var? Bir bakayım nereyi. Hatta İleri Gazetesi'ni bir getirelim de Altın Portakal Expo'ya gelmeli demişler. Niye gelmeli, niye gitmeli ona bir bakalım. O arada bir iki daha şey var, yorum var onları da okuyayım. Altın Portakal'a gel direkt. Altın Portakal Expo'ya gelmeli demiş. Salı grubu konuğu bu hafta Mustafa Özenmiş, Tarım Orman İl Müdürü. Demiş ki madem demiş şeyde yapılıyor, nedir?
piramitte, cam piramitte de burada da yapılabilir demiş, Expo'da da yapılabilir. Sayın Özen teşekkür ettiği kişilere bir kez daha teşekkür ederse biz de elimizden gelen desteği buradan sürdürmeye devam edeceğiz ki ben Expo konusunda herkes görüşlerimi bilir. Devam edelim. Evet arkadaşlar son yorumlara bir bakalım. Hüseyin Erhan Acar diyor ki Altın Portakal'ın fikir babası ve en çok ödül alan yönetmeni Kaşlı Behlül Dal'ın adını verdiği sinema müzesi nerede? Altın Portakal geri geldiğine göre o da geri dönmüştür. Gidip bir gezelim demiş. Deniz Efe kolay gelsin demiş. Halis Deniz iyi yarınlar demiş. Yavuz Bulumoğlu günaydın Ali demiş. Cem Ataman merhaba Lazaloğlu işin gücün rast gitsin. Rast gelsin hayırlı günler selamlar demiş. Aynur Er Yılmaz iyi yayınlar. Bilgi kimdeyse güç onda demiş. Ondan sonra Sıdıka Metelik günaydın. Aydın iyi yayınlar. Aydınlık günler diliyorum. Kırdılar tazecik yeşil dallarımızı. Kırdılar kitap tutan ellerimizi. Kanına girdiler çocuklarımızın diye. Nazım Hikmet'in bir sözünü paylaşmış. Ondan sonra başka onu okuduk. Yine Karalioğlu Parkı ile Süleyman Bulut'un bir iki gönderisi var. Mustafa Kök, burada sizin aracılığınızla sık sık soracağım Bülent Ecevit Kültür Merkezi harabeye dönmeden değerlendirilebilecek bir büyük şey burayı ne yapmak istiyor demiş. Mustafa Kök, Antalya Kent Merkezi kıyı bandında yer alan yıkık viran yapılara bir çözüm bulunmalı. Buralar her türlü pis işlerin mekanı oldu demiş. Mehmet Tosun günaydın Antalya demiş. Günaydın sevgili Mehmet Tosun. Gülay Kolakoğlu günaydın demiş. Ona da günaydın. Bir fotoğraf var, o fotoğrafı yarın sizinle paylaşacağım çünkü zaman kalmadı. O fotoğraf gerçekten önemli bir fotoğraf. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Son fotoğraf şeylere bir bakayım, yorumlara. Cenk Şahan, sevgili Cem Şahan. Sana buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve güzel günler göreceğiz inşallah demiş ya. Güzel günler göreceğiz sevgili Cenk Şahan. Evet Cemal Aras abi günaydın hayırlı gün olsun. EYT'li misin demiş. Yaş 56 işi gücü 7200 hastalıktan bu yana yani 2012'den bu yana çalışamıyorum. Askerliğimi tam yaptım 610 gün. Bir hem yerim kalmadı, yandım. Vergilerimi tam ödedim, şimdi de Bağkur'u ödeyemez oldum diyordu. Yardım edeceğim, şimdi telefona çıkmıyor, ne olursun bittim demiş. Böyle bir yorum. Evet, bize de ayrılan süre burada sona erdi. Okuyamadığımız gazete varsa kimse kusura bakmasın. Çünkü daha önce elimize gelirse sabahtan o bir bölümü boş geçmeyecek oluruz. Yani gazeteleri boş geçmeyecek. Yoksa bizim bütün söylediklerimiz, bütün bölümlerimiz dolu doludur. İsteyen istediği dersi alabilir, isteyen istediği mesajı üzerine alabilir. Çok rahatımdır bu konularda, çok rahatımdır. Yapımda, yayında, emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi, yarın sabah yeniden birlikte olmak dileğiyle bu akşamki programda olamayacağımı sabahtan söyleyeyim. Çünkü bu akşam bir işim var, özel bir iş. O yüzden olamayacağım ama yarın sabah saat 7.30'da inşallah... İnşallah ölmezsek, sağ kalırsak yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Şimdi torunlar geldi İstanbul'dan, evde beni bekliyorlar. İrdas ve Uras, oraya gideceğim. Ve hepinize güzel, aydınlık yarınlar diliyorum. Sorunlarını çözmüş bir ülke, engeline engel çıkartmayan bir ülke ve siyasetin en üstünden en altına kadar herkesin birbirine el uzattığı ve tokalaştığı güzel bir ülke diliyorum. Hadi hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın, ben gidiyorum. Seviyorum seni, ekmeği tuzağı banı yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak. Ağzımı dayayıp pusuluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuzağı varıp.